Hazırsanız başlayabilirim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, gündemimiz Süleyman Soylu'nun mecliste başlattığı, daha sonra her zamanki gibi arkasında duramadığı ama Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildikten sonra da bir kez daha ortaya koyduğu bir safsatayla ilişkin başlamak istiyoruz. İlk gündem maddemiz bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir teftiş süreci haberleri yayıldı. Şimdi bu sürecin nasıl ortaya çıktığını kısaca hatırlamakta fayda var. 8 Aralık günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Süleyman Soylu çıktı ve dedi ki İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi aldılar. Bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişisinin bilgisi bize intikal etti. Bunların 455'inin PKK ve KCK, 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, ikisinin de MKP kayıtları var. Her birinin kayıtlarını size gönderebilirim dedi. Öncelikle tabii o gün bunu söyledi ama Süleyman Soylu televizyonların karşısındayken ya da tutanak altındayken hiç bir saniye tereddüt etmeden yalanı doğru gibi söyleyen, yalan söylerken hiç yüzü kızarmayan ama daha sonra dediğini yapmayıp pişkin pişkin sırıtıp bir sonraki sefer benzer bir yalanı söyleyebilme kabiliyetine sahip çok kıymetli bir kardeşimiz, bir suç işleri bakanımız. İşi suç işlemek, suç işleyenleri sahiplenmek, öncesinde fotoğraf çektirmek, sırasında kaçmalarına telkinde bulunmak, sonrasında da ortalığı bulandırmak olan bir suç işleri bakanı olarak aynı noktadaydı. Ve ta ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bu konuya değinene kadar da konuyla ilgili hiçbir açıklaması, bir adımı olmadı. İstanbul Büyükşehir'in Sayın Başkanı Ekrem İmamoğlu bekledik gelmedi dedi. Bu kadar terörist varsa gelip almaları lazımdı herhalde dedi. Ama bu konuda Süleyman Soylu'dan herhangi bir adım olmadı. Kendisi çıkıp aynı süre zarfında... Türkiye sınırları içinde 160 tane PKK'lı kaldı dedi. 160 PKK'lı Türkiye sınırları içinde ise 455 tanesi nasıl İstanbul Büyükşehir'de oluyor? Kendi açıklamalarıyla kendi kendini yalanlayan, söylediği sözlerle manipülasyon yapan bir suç işleri bakanı ile karşı karşıyayız. Tabii o bu açıklamayı yaparken gönderebilirim demişti, istemiştik, beklemiştik yoktu. Aynı şunu hatırlattık kendisine yüzüne baka baka. Sen 31 Mart seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir'i İSPARK kazanırsa İSPARK'ı PKK'ya verecekler demiştin. Şimdi hiç utanmıyor musun? Oradaki her görüşten, her yaştan, gencecik, güzel insanlar, kadın, erkek görev yapıyorlar. Her etnisiteden, her mezhepten hiçbir ayrım olmaksızın ve sen bunların hepsine... PKK'lı demiştin utanmıyor musun deyince susuyor. Ya da partinizin en önemli tezlerinden biri Ankara Büyükşehir'i Mansur Yavaş kazanırsa su faturalarını DHKPC militanları dağıtacaktı. Utanmıyor musun diyorsun. Susuyor, gülüyor, bir başka iftirada bulunuyor. Şimdi geldiğimiz noktada tabii Süleyman Soylu'nun söylediği sözlerin bir tarafı başka bir yanlış, bir tarafı başka bir yanlış. Birincisi şu, bu ülkede söylediği terör örgütü meselesi ağır cezalık yani bir soruşturma ardından kovuşturmaya tabi bir iş ve çok net olarak da savcıların ilgisi alanında. Siz siyaseten bunu bir şantaj malzemesi siyaseten bir argüman olarak elinizin altında göğe tutacaksınız. Elinizdeki bilgileri belgeleri size gelen ihbarı savcıya yönlendirmeyeceksiniz. Size gelen sözde ihbarı savcıya yönlendirmeyeceksiniz. İsteyene veririm diyeceksiniz mecliste. Bize de vermeyeceksiniz, savcıya da vermeyeceksiniz. Ama sonra partinizin genel başkanı bu konudan bahsedince özel teftiş açacaksınız. Böyle ve üstüne de şunu söyleyeceksiniz. Sorumluluğum var diyor. Fahri Erdal'ı hatırlatırım diyor. Benim bu konuda Türkiye'yi uyarmak görevim diyor. Fahri Erdal çalıştığı iş yerinde... Silahlı saldırıyla çalıştığı iş yerinin holdingin sahiplerinden ortaklarından bir tanesini öldürmüş bir militandı. Böyle bir durum böyle bir tehlike varsa ne özel soruşturması? Polis emrinde savcı emrinde bunu yapacak Fahriye Erdal gibi bir e eyleme girişebilecek kim varsa o konuda hemen harekete geçilmesi lazım. Ama yok algı operasyonu yapacak. Tabi ne yapacak İstanbul Büyükşehir'de çalışan 85 bin kişiyi burada kimin olduğu belli değil ama bahsettiği işte 455 kişiyi 80 kişi 25 kişiyi tövmet altında bırakacak. Her an cinayet işleyebilecek bir terörist bir cinayet zanlısı olarak gördüğünü söyleyecek sonra da ortaya bırakacak. Yeter ki laf olsun torba dolsun algı operasyonunun faydasını olsun. Bütün meselelerin kendisi budur. Bakın şimdi Süleyman Soylu aynı açıklamayı Boğaziçi eylemleri sırasında yapmıştı. Boğaziçi eylemlerinde suçlanan genç arkadaşların ailelerinden bir gün özür dileyeceksin demiştim. Senin kimseyi zan altında bırakmaya suçlamaya hakkın yok bu insanların anneleri babaları büyükleri kardeşleri komşuları var demiştim. Senin çocuğuna yapılsa hoşuna gider mi demiştim. Ama o demişti ki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilerden terörle iltisaklı olanlar 42'si MLKP, 38'i PKK, 18'i DHKPC, 15'i DKP, 15'i TKP, 27'si THKPC, 19'u dev yol, 9'u bilmem ne saydı. Devamı var. 1-2-1-2. 1977'de kendini feshetmiş örgütü de saydı. 1980'den sonra hiç faaliyete geçmemiş örgütü de saydı. Ama bunları söyledi. Ben de gittim hem tutukluları ziyaret ettim. Sonra serbest bırakıldılar. Mahkemedeki iddianameleri dinledim, inceledim. Yargılamaları takip ettim. Süleyman Soylu'nun bu fişlemesinin bir tanesi bile savcılar tarafından iddia dahi edilmedi ki edilebilirdi. Edilmedi yani savcıya bu bilgileri vermemiş. Çünkü böyle bir bilgi yok. Bu yalan. Bu algı operasyonu. Türkiye'de'nin en zeki, en çalışkan öğrencileri, en başarılı öğrencileri, geleceğin umudu öğrencilere kolunu kıvırıyorlar, yerde sürükliyorlar, saçından gözüne gaz sıkıyorlar. İnsan üzülünce bütün Türkiye ya ne yapıyorsun Boğaziçi öğrencilere? Tır yalan makinası devrede. Böyleyse neden iddianamede yok? Neden bu insanlar tutuklu olanlar serbest bırakıldı? Cezası hiçbirisi cezaya çarptırılmadı. iddia dahi edilmedi bunlar. Ne iddia ediliyor? Toplantı gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet. Ömrüm geçti benim o kanuna muhalefet etmekle. Halen daha 8 tane fezleken bekliyor benim. Buradan yürüyeceğiz diyor. Vali buradan yürüsün diyor. Buradan yürüyünce aynı şeyle suçlanıyoruz. Ama bu gençlerin komşularına karşı dairede terörist oturuyor dedin sen. Bu gençlerin dedelerine senin terörü çocuğun terör örgütü mensubu dedin sen. Halasını utandırdın sen bu çocukların. Sokaktaki bakkal baktı. Allah Allah biz de bunu çalışkan öğrenci biliyorduk eli kanlı terör örgütü üyesiymiş dedi. Ayıp değil mi? Bütün Türkiye'ye şikayet ediyoruz Süleyman Soylu'nun bu tutumunu. Bütün Türkiye'ye. Şimdi de aynı şeyi bu sefer İBB'de çalışan insanların tamamını karalayarak çünkü somutlaştırmıyor. Şu kadar var bu kadar var. Hangileri? Soruşturma açtım. Senin işin mi? Saçma sapan işlerle uğraşıyor. Bu kadar ciddi iddiaların varsa senin 8'inde mecliste bık 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 yapmak yerine savcıya koşup elindeki bütün bilgi belge delilleri vermen lazımdı. Onun da o PKK teröristlerini çoktan toplamış olması lazımdı. Ama yalan yok. Bir tane dosya var. Onda da abuk sabuk bir takım şeyler var. İşte Kürtçe hutbe okumak falan filan. Bir tane dosya gördük. Ama bu arkadaş çıkmış, her zamanki gibi yalanı doğru gibi anlatıyor. Ha kendileri düşünsün. Kendi genel başkanı istiyordu ki birazdan değineceğimiz o kuru çok güzel düşürdük, ekonomide harikalar yarattık, bir saat içinde şahlandık hikayesi konuşulsun. Sağ olsun Türkiye'yi Süleyman Soylu bu abuk subuk iddialarıyla meşgul ediyor ve kendisi gündeme gelsin de nasıl gelirse gelsin. Adı geçsin de nasıl geçirse geçsin. Nasılsa utanmak yok. Her şey olabilirsin Süleyman Soylu'nun pozisyonunda bir rezil olamaz. Ne yalanın bedeli var ne mahcup olmanın bedeli var. Sözünün boş çıkmasının bedeli yok al. Boğaziçi'deki öğrenciler nasıl bakacaksın milletin yüzüne? Şimdi de tuttu aynı numarayı yapıyor. Ha elinde bir şey var. E bu darbe dönemlerinde olur fişleme bu dediğin. Hakkında soruşturma açılmamış kovuşturma yapılmamış iddianame düzenlenmemiş mahkemece kabul edilmemiş. Mahkeme tarafından suç belirlenip de ceza verilmemiş insanlara PKK'lı diye çizelge yapmış adam. Bu ne? Kendince fişleme. 12 Eylül döneminde olunca 12 Eylül'ün fişlemeleri fişlemeleri yakalım fişlemelerine güzel. 22-8 Şubat'ta gençleri fişlediler bilmem neyi fişlediler he. Biz fişlemeyi kaldırdık bilmem neyi yaptık. E Süleyman Soylu'nun elindekiler ne AK Parti fişlemeyi kaldırdıysa. AK Parti fişlemiyorsa Süleyman Soylu'nun ayrı bir istihbarat örgütü mü var? Adalet ve Kalkınma Partisi bu dönemde geçmişin fişlemelerini, hukuksuz dinlemelerini, bilmem nelerini kaldırdıysa bu Süleyman Soylu'nun örgütü neyin nesi? Bunlara bakmak lazım, bunları söylemek lazım. Ey AK Parti! Burada burada geçen sene iki sene önce lekelenmeme hakkını konuşuyorduk. Ne demek lekelenmeme hakkı? Hatta geçmişte mi işlediği suçlar falan cezası çekildi, silinsin, internette de bulunamasın. Hiç işlenmemiş, daha savcı tarafından iddia edilmemiş suçtan insanları en fena terör örgütleriyle ilişkilendiriyorlar. Ve çıkardığı bir iltisaklı lafı, bir kere suç ve cezanın kişiselliği diye bir şey var. Kişinin akrabası Hakkari'de bilmem ne terör örgütünde geçmiş dönemde ceza almış. Üstünden bilmem kaç sene geçmiş. Arada 2000 kilometre mesafe dayısının oğluna hadi bakalım efendim senin dayının oğlu halanın çocuğu PKK'lıydı diye PKK ile iltisaklı diyor. Belki 40 yıldır görüşmemiş. Belki hiçbir araya gelmemiş. Ama oradan bir şey buluyor elindeki devlet imkanlarıyla. E burada irtibatı var. Ailesinde PKK'lı var. Ailesinde terör örgütü mensubu var bilmem ne. Suç ve ceza kişiseldir. Kişinin kardeşi bile olsa o teröristlikle suçlanmaz. Ama 15 Temmuz sonrası geliştirdikleri bu sistemi şimdi yaygınlaştırıyorlar. Elindeki karayı, çamuru kimi bulursa onun yüzüne sürüyor Süleyman Soylu. Vallahi bir tek kendi yüzüne yakışır. Böyle iyice sıvazma kardeşim. Bir sen utanmıyorsun. Bir sen çekinmiyorsun. Ve teftiş dediği şey aslında elindeki yürütme görevini kullanarak kaybettiği hatta kaybettirdiği çünkü ne kadar çırpındıysa fark o kadar büyüdü. İstanbul'a intikam teftişi yapıyor. Hukuk devletlerinde bakanlara yetkiler intikam alsın, nazire alsın, öç alsın diye verilmez. Görev yapsın diye verilir. Kanuna ve hukuka uygun görev yapsın diye verilir. Peki Süleyman Soylu 31 Mart seçimlerinden önce, 31 Mart seçimlerinden hemen sonra, tekrar seçimlerden hemen önce ne dedin çıkıp? 31 Mart'ta görev yapan İstanbul'da 700 sandık görevlisi FETÖcü dedin. Tespit ettik dedin o 700 FETÖ'cünün bir tanesini savcılığa verdin mi? O 700 FETÖ'cünün listesi nerede? O gün söyledin unuttun, salladın gitti. Neden? Algı yaratacaksın. Bak 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 FETÖ'cüler oyları yanlış saymış. 700 FETÖ'cü oyları yanlış saydı, Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırdı dedin. Seçimler iptal oldu, vatandaşa gittik. Vatandaş dedi ki, evet, yanlış, 13.600 değil fark, 806.000 olsun da soylu doya doya saysın dedi. Otursun bir köşede şişsin dedi. Karından çatlasın dedi. O karın ağrısıyla yapıyorsun sen bugünkü rezillikleri. Hadi çıkar, hadi çıkar açıkla, o günkü 700 üstleteciyi açıkla. Boğaz içinde rezil olduğun gibi, o gün olduğun gibi bugün de bu yaptıklarından günün birinde bu soruşturmalar tamamlandığında ve arkasından hiçbir şey çıkmadığında yine rezil olacaksın. O, o gün geleceğim, yine burada onu konuşacağım. Mehmet Tevfik Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İBB Meclis Grup Başkanı. Ona soruyorlar, nasıl olacak bu iş diye. Belediyede Süleyman Bey'e sayarsan, bakarsan fin atıyor teröristler. Kafalarda poşu, ellerde kalaşnikov geziyorlar ona bakarsan. Nasıl olacak deyince Tevfik Göksu diyor ki belediye koruyuzorlarında konuşulanlar var. Oradan biliyoruz. Yazıklar olsun. Gerçekten böyle bir şeyi belediye koruyuzorlarında konuşulanlardan duydum. Cevabını Tevfik Göksu veriyorsa daha söylenecek bir başka söz yok. Ve eğer bir iltisak arayacaksa daha son atadıkları bakanın terör örgütleriyle geçmişteki irtibatına, iltisakına baksın. Fethullah Gülen'i ziyaret fotoğraflarına baksın. İstanbul Büyükşehir'de çalışanın dayısının oğlu 17 yıl önce bilmem ne eylemine katılmış, biraz tutulmuş, geri sayılmış PKK'lı oluyor. Daha 10 sene önce Fethullah Gülen'e gidip 100 süren Nurettin Nebati'ye bütün memleketin ekonomi yönetimi emanet ediliyor. İlla bakacaksa, bir iltisak arayacaksa eğer Süleyman Soylu kendi partisinin referandumda hayır oyu vereceğiz demesine rağmen FETÖ'nün talimatıyla, finansıyla, lansmanıyla 51 il gezip FETÖ'nün yaptığı referanduma evet oyu vermesinden baksın önce bir. Eğer bir suç arayacaksa kendi genel başkan olduğu partinin bütçesinden kendisinin bütün özel eşyalarını iş çamaşırına varasıya alıp da faturasını partiye ödetip de anayasa mahkemesinin bunu tespit etmesine baksın önce. İlla bir terör örgütüyle irtibat arıyorsa geçmişte çıkmadığı içinden çıkmadığı FETÖ'cü kanallardaki yayınlarına bir baksın önce. Oralarda diyordu ya MHP gibi bir partiye gerek kalmadı artık. Kürt meselesinde AK Parti açılım yaptı. Bu iş bitti. MHP kendini tüketti diyordu ya. Hadi birazcık da o kayıtlara Devlet Bahçeli baksın. Devlet Bahçeli adına her gün bizlere küfürler, hakaretler yazıp Devlet Bey'e okutturan katipleri baksın. Yazarları, çizerleri baksın. Bir diğer konu Nurettin Nebati gerçekliği. Ekonomide yaşananlar ve her gün Türkiye'de bir önceki günkü halimizi arayan ve söylenenlere, yapılanlara şaşmaya bile korktuğumuz bir durumla karşı karşıyayız. Dün Nurettin Nebati habere çıktı. Hepimizin gözünün içine baka baka asla kesinlikle hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi. Adeta sabaha kadar yarıştılar. O gece döviz bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi dedi. Gözümüzün içine baka baka. Oysa Hepimiz biliyoruz ki o gece şahıslar yapmamış o satışları. 7 milyar lira 2018'de Berat Albayrak'ın zamanında yapılan bir gizli protokole dayanarak sonradan aleniyet kazandı çabalarımızla ve yine devamında yapılan varlığı söylenen ama aleniyet kazanmamış bir diğer gizli protokole dayanarak Merkez Bankası adına kamu bankaları tarafından arka kapıdan satıldı. Aynı 128 milyarın bir buçuk yıllık sürede damat al bayrak tarafından döviz 8 lirayı 6 lira 45 kuruşu geçmesin. 7'ye 8'e 10'a tırmanmasın diye cayır cayır satıldığı gibi. Ne demişler? Babasının tırmandığı dala oğlu salıncak kurar. Babasının tırmandığı dala oğlu salıncak kurmuş. Aynı yöntemle şimdi 7 milyarı bir gecede sattırarak Bakın müthiş bir ürün açıkladık. Vatandaş dövizlerini satıyor, bizim ürüne koşturuyor görüntüsü vermek için atılan koca bir yalan, yapılan koca bir manipülasyonla karşı karşıyayız. Nurettin Bey diyor ki şahıslar sattı. Ben soruyorum şahıslara. Türkiye'nin dört bir yanından bizi izleyen bunların dolar çok yükselecek. Bundan sonra faiz düşecek, dolar yükselecek. Yüksek dolar yüksek istihdam Bol ihracat dediklerine inanıp dolar alan vatandaşlara akşamleyin evde sofraya oturmuşsunuz çoluk çocuk çorbanızı kaşıklarken Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Paldır paldır dolar aşağı gidiyor. Sen kimle yarıştın da dolarını sattın? Satabilen var mı dolarını? Kim bankalar arası piyasada işlem yapıyor? Kim robotlara talimat verebiliyor? Türkiye'deki insanlar ellilerindeki Bunlar tarafından kandırılarak dolar yükselecek, düşük kur yüksek, düşük faiz yüksek kur yalanıyla kandırılıp ters köşe yapılan insanlar sabaha kadar siz dolar satmakta yarıştıysanız ne batı doğru söylüyor ben yalan söylüyorum. Yok siz yav neler oluyor diye bakıp birileri çatır çatır dolarları ellerinden çıkardılarsa ve bankalar arka kapıdan takır takır dolar satıp siz ertesi sabah döviz bürosuna gidene kadar doları 11 liraya indirdilerse nebati yalan söylüyor. Kararı vatandaş versin, karneyi ona göre versin. Ama illa kanıt isteyen BDDK'nın Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun verilerine baksınlar. BDDK'nın günlük bülteninden alınan verilere göre kur kolumalı mevduat açıklamasının yapıldığı günden bu yana bankalardaki döviz mevzuatları azalmak bir yana 1.6 milyar dolar arttı. Diyorlar ya vatandaş dolar sattı. Gerçek kişiler 114 milyon sadece. Milyar değil. 114 milyon dolarını azaltmışlar. Ama bunu fırsat bilen ticari kuruluşlar ve resmi kuruluşlar 1.7 milyar onun 17 katı alarak toplam dolar döviz mevduatını 1.6 milyar arttırmışlar. Yani ne Erdoğan'ın dediği gibi döviz devdiat hesaplarında düşüş var. Ne Nebati'nin söylediği gibi vatandaşın yaptığı kayda değer bir satış var. Bütün rakamlar ortada. Ve bunu bu işi bilen herkes söylüyor. Ve Tayyip Erdoğan diyor ki kur kolumalı mevduat açıklamasından sonra Türk lirası mevduatların 23 milyar lira arttığını söylüyor. Yine dönüyoruz BDDK'ya bakıyoruz. Bakın dövizde Düştü dediler, 1.6 artmış. 100 milyon düşmüş, 1.7 milyar artmış. Net 1.6 milyar dövizde. TL'de 23 milyar arttı diyor Erdoğan. Bakıyorsunuz 51 milyar azalmış. Bankacılık Denetleme Kurulu'nun raporunda görülüyor. Kim baksa görüyor. Bu perşembede bir haftalık daha açıklanacak. Cuma günü de ona bakarsınız. Kesin net sonuçlar. 51 milyar azalmış. Bu azalmanın, 25 milyar lirası gerçek kişilerden yine 25 küsürü de ticari ve resmi kuruluşlardan toplamı 51 milyar olmak üzere Türk lirası mevduatta azalmış. Yani Erdoğan'ın söyledikleri de Nebati'nin söylediği de doğru değil. Biri TL mevduat arttı diyor. TL mevduatta artış yok, azalma var. Diğeri döviz devdiyatları azaldı diyor. Orada da azalma yok, artış var. Demek ki yapılan iş Söylenen sözde ve piyasanın gerçekleşmeleri birbiriyle uyumlu değil. Biz ana muhalefet partisiyiz. Bizim görevimiz vatandaşa doğruyu söylemek. Döviz düşmüş, e biz düşsün isteriz. 18 liradan dövizi devralacaksın da yıllarca onunla mı uğraşacaksın? Keşke geldiğimizde 10 lira olsa, keşke 8 lira olsa. Biz seçimden sonra devralırken. Ama bu gidişle çok daha kötü bir pozisyonu devretme... Ve bu işi o söyledikleri üzerine yemin ettikleri seçim tarihine kadar sürdürememe durumuyla karşı karşıyalar. Gelelim bir başka yalana, bir başka kandırmacaya. Şimdi yıllarca söyledi. Faiz dedi sebep değil, sonuç sonuç değil sebeptir dedi. Ben faizi düşürürsem bu işler kendiliğinden çözülür dedi. O düşürdükçe dolar fırladı. O düşürdükçe dolar fırladı. En son 20 Aralık gecesi sürekli 12 lirayken faizi düşüreceğim. Yani ateşin üstüne benzin döküyor. Hor 14. Tekrar açıklama faizi düşüreceğim. Hor 15. Hor 16. O gece gelene kadar 18. Herkes diyor ki delirmiş olmalı. Bu açıklamayı yapmanın ne manası var? Halen faiz düşüreceğim diyor. Piyasalar olumsuz tepki veriyor. O gece yine dese 20'yi geçecek. Dediler ki durun bir formül bulduk. Faizi arttıracağız ama adına faiz demeden yapacağız. Piyasalar U dönüş yaptığımızı Recep'in reisini vitesi Recep'in reisine geri vitese taktığımızı piyasalar anlayacak seçmen anlamadan yapacağız bunu. Millete faizi arttırmıyoruz diyeceğiz. Gerçekte arttırdığımız için faizleri düşüreceğiz dediler. Ve yeni bir ürün çıkardık dediler. Vatandaşa söylenen şu. Piyasalara söylenen şu. Biz siz bize güvenmiyorsunuz. Ekonomiyi iyi yöneteceğimize inanmıyorsunuz. Siz dövize güveniyorsunuz, dolara güveniyorsunuz. Şahidim dolar olsun ki faizden dolar kadar kazanamazsan farkını hazineden biz ödeyeceğiz. Faiz, garantili faiz ve yetmezse üstüne ilave faiz. Ne kadar? dövizin çıktığı kadar. Şahidim dolar olsun diyor. Bana güvenmeyen dolara güvensin, farkını ödeyeceğim diyor. Yeni sistem bu. Ve buna karşı da "E faizin daniskasını verdin" deyince "Hayır da hayır." Öyle bir şey ki bakın Hayrettin Karaman bunların kıdemli kademeli meczup trolü köşemeşe de yazıyor. Diyor ki, "Verilen şey faiz değil hibedir diyor. Şimdi eğer hibe ise nasıl vergiden muaf? Çünkü her türlü hibe veraset ve intikal vergisine tabidir, istisnası yoktur. Ya aklı başında Adalet ve Kalkınma Partililer şu Hayrettin Karaman'a sorsanız ha hibenin vergisi olur. Veraset ve intikal vergisi. Ben bunu hibe ettim deyince. E bunda sıfır. Bakın neden sıfır? Aha altında Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Aralık'ta imzasıyla resmi gazete. Bakın ne diyor? Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarına yüzde sıfır. Bundan alınmıyor. Peki bu yüzde sıfır. Beşinci madde. Hangi başlık altında sıralanmış? Mevduat faizlerinden nereden vergi alınmayacak maddesi sayıyor ve aşağıdaki mevduat faizlerinden vergi alınmaz bir vadesiz ve ihbarlı hesaplardan altı aya kadar iki bir yıla kadar olanlardan yüzde on. bir yıldan uzun olanlardan yüzde on enflasyon oranına bağlı olanlardan yüzde sıfır beş kur korumalı yeni üründen yüzde sıfır ne diyor mevduat faizleri başlığı altında sayıyor. Faiz miymiş? Vallahi Erdoğan altına imza atmış faizmiş. Bu faizden imzi, vergi alınmayacak diye de düzenlemeyi yapmış. Resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararını yayınlamış. Aşağıdakilerden alınacak stopajları sayıyor. İlk içinde kademeli azalıyor. Dördüncü de yok, beşinci de yok. Olmayan faiz türü kur korumalı hesap türü. Erdoğan faizdir diye imza atıyor. Hayrettin Karaman hibe'dir diye yemin ediyor, fetva veriyor. Hibe olsa vergisi olacak, Erdoğan'ın imzasıyla bu faiz türünden vergi alınmayacakmış. Hem taahhüt edilen faizden, hem dolar üstüne çıkarsa aradaki faizden. Hepsi tek faiz, bu faizden vergi sıfır arkadaşlar. Aksini söyleyen varsa, mesela bugün 16.30'da basın toplantısı vardı, iptal olmuş Sayın Akbaşoğlu. Gelsin inceleyelim. Hadi saat 16.30 buyursun gelsin. Faiz türlerini sıralıyor. Altına da imza atıyor. Bunun bir faiz türü olduğuna dair. Vatandaşı da bir taraftan kandırıyorlar. Tabii başka bir sorun. Bu kur korumalı yeni ürünün kanunu yok karşılığı yok. Bu meclisten geçmedi. Nasıl veriyorsunuz? Soylu stahil. Soylu yöntemiyle. Diyor ya muhtarlara. Harabe evi gördün mü mahkeme kararını bekleme. Sen yık karar arkadan gez. Bunlar da 2021 yılında koca koca adamlar koca koca bankalara hem devletin bankasına hem özel sektör bankalarına dediler ki bir ürün çıkar faizi ver kanunu arkadan gelsin. Daha buradan çıkmış kanun yok. Tayyip Erdoğan'a sorursan kanuna da gerek yok. Kendi söyledi olacak sanıyor. Kardeşim bütçede karşılığı yok. Bütçe hakkı meclisin. Öyle bir kalem yok. Nereden ödeyeceksin? Ödeyecek adama imzayı nasıl attıracaksın? Hani kanuna göre? Beyefendi, saraydaki deyimle beyefendi, AK Parti'deki deyimle reis, emretti verilecek. Olmuyor öyle. Hukuk devleti burası. Kanunu arkadan çıkaracaklar. Bu aradaki kanunsuz dönemi de herhalde kanunun uygulama tarihini ta 20 Aralık'a koyup biz yaptık oldu diyecekler. Şu anda Süleyman Soylu'nun muhtara söyleyip Allah'tan Türkiye'de bir tane muhtar da çıkıp Soylu'nun lafıyla kanunsuz baraka, baraka bile yıkmadı. Koca koca bankalar kanunu olmadan ürün çıkardılar. Faiz veriyorlar, faiz teklif ediyorlar. Böyle bir noktaya getirilmiş bir ülke Nebati bu kadar bir sıkıştırınca Sayın Nebati geçen gün ağzından şöyle bir şey kaçırdı. Efendim ee, ocağın ilk haftasında mecliste halledecekler inşallah. Yürütmeyle yasama ayrı göya. Doğrudan talimat veriyor. İnşallahlı maşallahlı arkadaşlar halletsinler. Meclisin nasıl bir duruma sürüklendiğinin en kötü ve en acı kanıtlarından bir tanesi. Nurettin Nebati. Geçen dönem milletvekili yapılmamış. Olduğu dönemde plan bütçede görev almamış. Yüz plan bütçeci gelmiş gitmiş akıllara nebati gelmemiş. O kişiyi ekonominin başına geçirdiler. Kaptan oldu. Yani kaptan derken sakın yanlış anlamayın. Geminin nereye gideceğine yine bir kişi karar veriyordu. Buna dümeni tutturuyorlar. Dümeni tutmuş. Kaptanlık belgesi yok dedim. Bana belge yollayacaktı. Daha gelen giden belge yok. Ekonomideki gidişata bakarsan da öyle bir belge hiç yok. Ama bu gemi metaforu fena bir yere doğru gidiyor. Bunlar faizi 14'e düşürdüler, politika faizi. Nedir politika faizi? Bir haftalık repo ortalamasına politika faizi deniyor. Piyasalara yön versin diye. Devletin hamlesi bu yana doğru diye. Dinleyen yok. Bunların faiz 14, devlet bizatihi 20 idi, 22 idi, 24 borçlanıyor. Yani 14'ü buradan al, git 24 ile yine öbür kapıdan devlete sat. Böyle bir dönem yaşanıyor. CDS primleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek yerinde. Bakın en muhteşem hamleyi yaptık diyorlar. CDS birini bir buçuk puan daha artıyor. Yani başka ülkedeki aynı yatırımcı Borçlanırken yüzde birle borçlanacak. günün suçu Türkiye'de olmak için altı yirmi beş üstüne koyacaklar yedi yirmi beşten borçlanacak. Türkiye kırmızı alarmda borç verilemez. Faiz verenin eli yanar. CDS ne? Para verirken verdiğin parayı sigorta ettiriyorlar sana. Sigorta primi tarihimizin en yüksek yerinde. Türkiye'yi en güvencesiz noktada değerlendirdikleri bir gündeyiz. Ve bir yandan da bakıyorsunuz bütün faizler yukarı bir tek bu ilan edilen politika faizi dışında bütün faizler yukarı gidiyor. Ve zafer şarkıları söylüyorlar. Vallahi bizim gemi Titanik'e benzedi. Titanik'te batarken orkestraya daha hızlı daha hızlı diyorlardı daha yüksek çalın. Birileri geminin battığından habersiz eğlenip dans ediyordu. O müzikle batışı gizliyorlardı. Tam Titanik. Çünkü o deniz seviyesinin altındaki kameralarda çalışanlar, o üst kattakilerin keyfi için orada çalışanlar filikalara bile alınmamıştı. Getirilen sistem Titanik batarsa filikalarda yerin garanti sistemidir. Dövize göre vereceğiz diyor. Ama gemi battığında filikalara alınmayan emekçiler bu faiz garantili, kur garantili faiz sistemine hep birlikte kefil olmuş durumdalar. Adamın bankada hesabı yok. Bir kuruş parası yok. Ne 90 gün vadeli ne 32 gün vadeli. Bir gün vadeli yaşıyor. Asker ücret yatıyor. Çekiyor. Borcunu ödüyor. Elde bir şey kalmıyor. Hammallık yapıyor. Parayı alıyor. Eve gidene kadar bir şey kalmıyor. Borçtan dolayı kasabın önünden geçemiyor. Manavın bakkalın önünden geçemiyor. Bu adamı koca koca zenginlerin olası zararlarına kefil ettiler. Müteselsilen kefil. Beyefendiler istediği kadar kazanamazsa hep beraber ödeyeceksiniz. Ve bir yandan da BDDK Sayın Durmuş Yılmaz'a eski Merkez Bankası Başkanı milletvekilimiz Burhanettin Bulut'a çok sayıda ekonomiste suç duyurusunda bulunuyor güvensizlik yaratmışlar diye. Sen güven yarataydın. Güven yarataydın da buralara gelinmeyeydi. Neyle suçlandıklarının belli olmadığı bir tuhaf durum. Yeni bir algı yönetimi. Bütün kötülükleri bunlar yaptı. Nebati demiş ya, dedi ya dün. Sayın Nebati, zarar ettiyseniz dava açın muhalefet ediyor. Dava açın ekonomistlere, dava açın televizyon yorumcularına. Ya senin davanı kim görsün kardeş? Sen bir gün önce daha Faiz düşecek, kur çıkacak. Yüksek kur, yüksek ihracat geliri bu sayede düşecek cari açık, bu sayede düşecek enflasyon dersen cari açığı düşürmek için yüksek kur dediğinde insanlar dolar mı alır, dolar mı satar? Bir de gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bundan sonra öyle faiz yok. Faizi düşüreceğim tırt 18'e çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan. Hani diyor ya Nebati, kurumsallar tedbir aldı, garibanlar çarpıldı. Onları çarpıtan sensin. Onları çarpan, çarpıtan sensin. Bunun hesabını vermesi gereken sizlersiniz, bir başkası değil. Bir de bir şeyi hatırlatalım. Hep hatırlatıyoruz da mesela işte Soylu Boğaz içinde ne demişti? İstanbul seçimlerinde ne demişti? Hep yalan çıktı. Bakın bu ülkede 38 ekonomiste bir kısmı televizyon yorumcusu, bir, ta bir tanesi Sayın Emin Çapa, sevgili Emin Çapa. Dolar 10 lirayı geçebilir dedi diye yargılanıyorlar. Dolar 10 lirayı bulabilir dediler diye aynı bu BDDK gibi suç duyurusu mahkeme açtılar. Mahkemeye gittiler, hakim gelmemiş. Neden? Gittiği gün dolar 10.80 çünkü. Belki de döviz bozdurmaya gitti hakim bey. Dolar 10 lira olur diye yargılandığı mahkemenin gününde dolar kuru 10.80 ken bu nasıl bir çelişki? Nasıl bir distopik roman? Nasıl insanların aklıyla alay etmek? Ve tarih önünde bu kadar kısa vadede bu kadar mahcup olup da halen daha insan içine çıkabilmek, insanların gözünün içine bakabilmek, gidip de o insanlara bir planımız var diyebilmek. Geçen haftaya kadar plan yüksek dolar Çin modeli. Şimdi dolar 11 lira. Yine bir tane modeli var ellerinde. Cin modeli. Cin modeliyle garibanları çarptıkları bir memlekette hep beraber yapılacak ilk seçime kadar bu iktidara ve bu iktidarın liyakatsiz yöneticilerine maruz kalma durumundayız maalesef. O yüzden hemen seçim diyoruz, derhal seçim diyoruz. Son olarak dış politikayla ilgili de bir tuhaf durumu kayda geçirip bitireyim hemen. Çavuşoğlu konuştu. Ifadeyi aynen okuyorum. F-35 konusunda bir taraftan katsa yaptırımı var. Diğer taraftan kongredeki tutum. Kongrenin de ikna edilmesi gerekiyor. İnanıyorum ki biz diğer bazı konularda olumlu adımlar atarsak kongrede bu konularda daha ılımlı olur ve belli bir aşamada bu konuda adım atılabilir. Çavuşoğlu'na soruyoruz. Sayın Çavuşoğlu. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanısın. Katsa yaptırımları ve F-35 meselesiyle ilgili düzelme olsun diye adım atacağın diğer konular nedir? Mesela Brans'ın burada olsa onu yollamayı düşünürdünüz, onu yaptınız. Şimdi soruyoruz. Diğer konularda atılacak olumlu adımlar ne? Biden'ın hangi dediklerini Hangi dikte ettirdiklerini yerine getireceksiniz? Doğu Akdeniz'de ve Ege kıyılarındaki hangi haklarımızdan feragat edeceksiniz? Örneğin oralarda arama gemilerimiz vardı. Geri gelince kısa süreli tamir bakım onarım yine gidecek. Nerede bizim arama gemilerimiz? Her gün NAVTEX ilan ediyordunuz. Şimdi adamlar NAVTEX ilan ediyorlar. PYD PKK ile Suriye'de temas kurulması ile ilgili bir Amerikan talebine bugün acaba ne diyeceksiniz? Ermenistan soykırım iddiaları konusunda Biden'ın takınmış olduğu tutum ortada. O konudaki tavrımız ne olacak? Biden sizden daha neler istiyor? Daha bize neler edecek? Siz daha ne kadar susacaksınız? Bir takım kritik konularda diyorsun olumlu adımlar atarsak F35'i de kaparız. Bu konu başlıklarını teker teker sıralamanı, kayda geçirmeni bekliyoruz. Bir çağrı, bir hatırlatma. Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın Sayın Başkanı. Yılın sonu geliyor. Yılbaşı geliyor. Bir şeyi eksik yapmadınız mı? Bir şey yapmanız lazım sizin. Merkez Bankası'nın görevleri arasında 2022 yılı para ve kur politikasını bu sene Aralık ayı içinde açıklama görevi var. Bakın 2015'te 10 Aralık'ta açıklamışsınız. 2016 9 Aralık. 2017 6 Aralık. 2019 5 Aralık. 2025 Aralık. 2021 16 Aralık. Yıl bitiyor. İki gün sonra yılbaşı siz daha para ve kur politikası açıklayacaksınız. Ve ne kadar erken açıklansa o kadar iyi. Beş Aralık, altı Aralık normali. Herkes Aralık ayı boyunca gelecek seneye yönelik planını, programını, stratejisini buna göre kuracaktı. İki gün kaldı şurada. Yarın çarşamba, öbür gün perşembe. Ve siz halen daha para ve kur politikası açıklayacaksınız. Bakalım buradaki... Bu unuttuğunuz işi ne zaman yerine getireceksiniz? Yönetimi döneminde AK Parti'nin rüşvetin adı hediye oldu. Hep o meşhur vaizlerinin, meşhur bu konudaki alimlerinin söylemesiyle faizin adı bağış oldu, hibe oldu. Zamların adına güncelleme dediler. Sahte evrak, sahte bilgi üretmeye sehven yaptılar. Sarayın adını külliyeye çevirdiler. Bu büyük yıkıma bu büyük iflasa büyük başarı ekonomi alanında büyük zafer diyorlar. Ama vatandaş bunu açlıkla, yoksullukla, sefaletle, döndüremediği borçlarla ve ağır bir hem kişisel hem toplumsal bunalımla ödüyor. Ümid ederiz iktidarda bir akli selim hakim olur. Yeni algı operasyonları, yeni yalanlar, yeni kandırmacalar yerine bu işi bir hakeme götürmeye karar verirler. Biz bir an önce en büyük hakeme, milletin önüne çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Bugün artık erken seçimin kaçınılmaz olduğu, derhal seçimin, acil seçimin hepimiz açısından büyük önem içerdiği günlerdeyiz. Eğer bir an önce seçime gidilemezse, daha sonra gidilen bir seçimin ve ardından gelecek aklı başında bir hükümetin saracağı yaraların miktarı çok daha fazla olacak. O yüzden bir an önce erken seçim talebimizi derhal seçim şerhimizle birlikte bir kez daha burada kayda geçiriyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabilirim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.